Milli mücadelede ilk kurşunun 19 Aralık 1918'de atıldığı dört yol, ülke tarihinde önemli ve müstesna bir konuma sahip. Köklü tarihiyle ekolojik bir müze hükmünde olan dört yol, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Dağı, denizi, doğal güzellikleri, tarihi, zengin kültür birikimi ve hızla gelişen sanayisiyle oldukça rağbet görüyor. Narenciye üretimiyle dillere pelesenk olmuş dört yolda her daim bahar havası esintilerini görebilirsiniz. Dört yola adım atıldığı anda portakal, greyfurt ve mandalina kokularını buram buram hissedeceksiniz. Tarihi ve narenciye üretiminin yanı sıra düzenlenen etkinliklerin ve sanata verilen değerin ön planda olduğu dört yolda belediye başkanının halk ve özellikle çocuklarla olan samimi iletişimi gözlerden kaçmıyor. Şu karşıki dağda kar var, duman yok. Ah, kar var, duman yok. Benim sevdiceğim de din var, iman yok. Benim sevdiceğim de din var, iman. Dört Yol Belediyesi, Dört Yol Kaymakamlığı, Dört Yol İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü nezdinde hazırlanan bir program. Öncelikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 95. yıl dönümü, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlama etkinlikleri güzel ilçemiz Dört Yol'da. Milli ruhun şahlandığı, ilk kurşunun atıldığı bu Türkmen beldesinde, Türkmen şehrinde böyle bir güzel atmosferi paylaşmaktan, kutlamaktan Dört Yol İlçe Belediye Başkanı olarak bütün hemşerilerim adına, bütün dört yollar adına onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Thank you.
Sayın Recep Soytürk, 23 Nisan Çocuk Bayramı etkinliklerindeyiz ve sizin de öncülük ettiğiniz bir etkinliğin içerisindeyiz. Neler söylemek istersiniz? Ulu Önder'in bize emanet ettiği vatanda 23 Nisan'ı büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Her sene bu coşku dört yolda var. Bu yılda güzel bir hava, yine kalabalık bir grup. Bütün caddeleri kortejimizle dolaştık. Çok keyif aldık, vatandaşlarla selamlaştık. Şimdi törenlerimiz başlayacak. Teşekkür ederiz ilginize. Biz teşekkür ediyoruz. Doğum haftasına da yer verilen dört yolda ilahiler okunurken yapılan kum sanatı da oldukça dikkat çekti. Zengin tarihi, mistik havası, narenciye önemi, ekonomisi, mavi ve yeşilin uyumlu buluşması, dört yol için yapılan ve yapılacak projeleri Gelin Dört Yol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy'dan dinleyelim.